Birazdan Sayın Perinçe'ye soracağız ama 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları gerçekleşti. Bir sefer daha Rusya yani askeri kapasitesini sergiledi, bir gövde gösterisi gibiydi. Putin'in de verdiği mesaj vardı. Bugün Moskova'ya gidelim şimdi Zafer Günü'ne. Rusya'da gelenek bozulmadı. 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni yapıldı. Kızıl Ordu'nun 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer kutlanırken Rus ordusu yine gövde gösterisi yaptı. Geçit törenini her yıl olduğu gibi efsanevi Sovyet tankı T-34 açtı. Ardından Rus ordusunun en modern ve güçlü silahları sahneye çıktı. En yeni zırhlı askeri araçlar, İskander M balistik füzeleri, Türkiye'nin de satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemleri ve nükleer kapasiteli stratejik füze sistemi YARS sergilendi. Törene Ukrayna'da savaşan yaklaşık 1000 asker de dahil olmak üzere 9000 asker katıldı. Geçidin sonunda akrobasi jetlerinin gösteri uçuşu başladı. Gökyüzü Rus bayrağının renkleriyle boyandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçidi şeref tribününde gazilerle birlikte izledi. Törene Küba, Belarus ve Türkiye Cumhuriyetlerden liderler de katıldı. Kürsüye çıkan Putin, Rusya'yı tehdit eden ülkelere nükleer silahlarımız her zaman tetikte diyerek gözdağı verdi. Rusya küresel bir çatışmayı önlemek için her şeyi yapacak ancak aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine de izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda. Tören bitince Putin ve diğer liderler Kızıl Meydan'daki sönmeyen ateş anıtına kırmızı güller bıraktı. Şimdi Sayın Perinçek bu yani genel anlamda sembolizm açısından bakıldığı zaman özellikle hep bu törenler bir vesile oluyor. Yapılan açıklamalar bir vesile oluyor. 7 Mayıs'ta yemin töreninde yapmış olduğu açıklamalar var. Bir kez daha baktığımız zaman hani bu nükleer mesajı bir şekilde veriliyor. Putin her zaman şunu da söylüyor. Yani bizim bir NATO ülkesine saldıracağımızı söylemek saçmalık. Bizim bunda hiçbir askeri stratejik çıkarımız yok. Bu sadece hani Amerika'nın kışkırttığı daha büyük küresel çatışma için bahanedir. Hani biz bunu yapmayacağız. Ha, ama Ukrayna'da geri adım atmam. Birazdan Ermenistan meselesine de geleceğiz. Ermenistan'ı da çünkü Batı bloku yanına çekmeye çalışıyor. O konuda da kritik bir gelişme yaşandı. Putin Paşinyan çerçevesinde. Ama şunu sormak istiyorum. An itibarıyla Ukrayna savaşında ne durumda Moskova? Yani Ukrayna savaşından ne olursa olsun geri adım atılmayacak ve bu konuda bir yerde bir masa olabilir mi, görünebilir mi? Şimdi bir defa şunun altını çizmek lazım. Ukrayna savaşta oldukça dezavantajlı bir konumda. Yani hatta savaşı kaybettiğini de söyleyebiliriz. Çünkü Ukrayna'nın karşı saldırısı bildiğiniz üzere başarısız oldu. Yani bu başarısızlık hatta Ukrayna'nın kendi içindeki dengelere de yansıdı. İşte Genelkurmay Başkanı ile Zelenski arasında bir çatışma ortaya çıktı. Hatta bir iktidar kavgası başladı. Hatta Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın kendi iktidar alternatifleri ortaya çıkmaya başladı. Amerika'nın Zelenski'yi götüreceği, yani götüreceği derken yerinden edeceği başka birine bakmaya başladı vesairelerde konuşuluyor. Bu açıdan bakıldığında askeri anlamda cephede Ukrayna tabii dezavantajlı bir konuda. Hatta ilk başlarda savaşın ilk aylarında hatırlarsanız belirli yorumculara, efendim stratejistlere sorduğunuzda bu savaş şeyde bitecekti. Bu 9 Mayıs'ta Ukrayna ordusu orada geçit töreni falan yapacağını falan düşünenler bile vardı. Fakat olayın öyle olmadığı gözüktü. Şimdi benim gördüğüm Rusya yeni bir saldırıya hazırlanıyor.
Birincisi yaz ayı geldi. Yani bunun için elverişli bir koşullar var. Yani yeni bir saldırı. Bu zaten bekleniyordu da Sayın Perinçek. Şu hemen kusura bakmayın araya giriyorum. Çünkü bir yandan da bu NATO blokundan şöyle açıklamalar geliyor. Efendim NATO savaşı nasıl çıkar? Eğer cephe hattı yani Donbas, Luhansk bu bölgenin dışında o 1000 kilometrelik cephe hattı dışında kuzeyden Belarus cephesinden bir saldırı gelirse NATO savaşa başlar diyor. Şimdi Putin'in, Moskova'nın, Rusya'nın planı ne? Bu 1000 kilometrelik cephe hattından devam etmek mi yoksa başka cepheler açma olasılığı da var mı? Ve hakikaten yani herhangi bir biçimde ya ben burayı bitiririm, buradan efendim Polonya'ya da girerim. İşte şu tarafa da işte Baltık ülkelerinde zaten çünkü şunu söyledi Putin. Ne oldu dedi yani Finlandiya'yı, İsveç'i aldınız da NATO'ya ne oldu? Daha mı güvenli oldu oralar? Benim orada bir yığınağım yoktu. Şimdi oraya ben nükleer silahlarımı taşıyorum. Daha mı iyi oldu? Yani'ye getirdi. Var mı herhangi bir biçimde yani bir NATO ülkesine de saldırır çok damarına basarsa falan gibi bir olasılık Moskova cephesinde? Şimdi İlk şunu söyleyelim, Rusya'nın esas hedefi Ukrayna ile sınırlı. Zaten Ukrayna Savaşı'nda iki tane ana hedef açıkladılar. Bir tanesi nazisizleştirmek, yani oradaki aşırı milliyetçi, ırkçı unsurları, neo-nazi unsurlarını etkisiz hale getirmek. İkincisi de demilitarizasyon, yani askersizleştirmek Ukrayna'yı. O da yani ABD adına, Batı cephesi adına Rusya açısından bir tehdit oluşturmayacak hale getirmek. Rusya bu iki hedefi de gerçekleştirmek konusunda kararlı. Bunu tabii bir eninde sonunda bu bir barış masasında olacak, sonunda imzalanacak ama tabii bunun gerçekleştirilmesi mutlaka ve mutlaka askeri bir zafere bağlı. Şimdi önümüzdeki Rusya'nın saldırısı olduğu takdirde, bir defa Rusya kamuoyunda da şimdi mesela çok fazla dile getirilmeye de başlandı. Odessa'dan önce Nikolayev var. Karadeniz'deki iki tane Ukrayna'nın kıyısı, Herson bölgesi. Bu üç bölgeye yönelik bir taarruz başlayabilir. Ha, Rusya'nın ve Ukrayna'nın karşılıklı güçleri, Batı'nın desteği vesaire nasıl sonuç verir, Rusya burada ne kadar başarılı olur, ne kadar başarısız olur onu tabii kestirmek ya da ben bir askeri uzman da tabii bilmiyoruz güçlerini de tam nedir ne değildir ama Rusya kesin olarak gücü yettiği takdirde, başarı bildiği takdirde Ukrayna'nın Karadeniz'de olan bağlantısını kesmek istiyor. Yani Nikolayev'le şeyi almak. Odessa. Odessa'yı almak. Karadeniz'de yeni hedefler orası olur diyorsunuz. Tabii ki. Kuzey değil kesmek. Yani. Efendim neresi değil? Yani kuzey değil. Hani Belarus sınırıdır. Şuna, kesinlikle değil. Tabii Herson bölgesi de tabii mutlaka var. Çünkü orası da Rusya'nın kendi ilan ettiği devlet sınırları içerisinde. Peki, oranın da alınması söz konusu. Fakat şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Rusya'nın savaşı genişletmek, yani Ukrayna dışındaki bir bölgeye yaymak gibi bir planı yok. Tam tersine bunu Batı istiyor. Hatta Batı bunu birkaç kez denedi. Meseleyi Moldova üzerinden çeşitli kışkırtmalara girdi. Transdniester üzerinden girdi. Baltık ülkeleriyle bazı kışkırtmalar yapmaya çalıştı. Veya hatırlarsınız Polonya'ya bir füze düştü. Bu füzenin Rusların attığı söylendi. Daha sonradan bunun Ukrayna'nın hava savunma sistemi olduğu ortaya çıktı vesaire. Batı tarafı, Amerika savaşın şeyini genişletmek isterken Rusya tabii bunu doğal olarak Ukrayna ile sınırlı tutmak istiyor. Bu açıdan bakıldığında da Rusya'nın zaten herhangi bir NATO ülkesine saldırmak ve kendi güçlerini çok daha yaymak ve karşısında çok daha büyük güçleri toplamak gibi bir isteği, bir arzusu, bir hedefi de kesinlikle tabii olamaz. Bu açıdan hani Rusya Ukrayna ile bu olayı sınırlı tutacak ve söylediğimiz gibi
belki Kiev'i ortada tarafsız bir şey olarak bırakarak diğer diyelim Karadeniz'de de bağlantısını da keserek orayı diyelim askersizleştirme ve nazisizleştirme hedefini tamamlamak isteyecek. Ama burada tabii Ukrayna üzerinde bu çerçevede baktığımızda Polonya'nın da Ukrayna toprakları Batı Ukrayna üzerinde gözünün olduğunu da söylemek lazım. Yani İkinci Dünya Savaşı ondan önceki dönemlerden kalan tarihi bazı Polonya'nın da iddiaları var. İddiaları var daha doğru ifadeyle. Ve bu iddialarını da Ukrayna'nın artık dayanamaz hale gelip tam olarak çözülmeye başladığı bir sırada belki insani yardım adı altında, belki Rusya'nın ilerlemesini daha engellemek adı altında Batı Ukrayna'ya girmek gibi krizi fırsata çevirebilir. Tabii zaten bu gerilimler ara sıra farklı şekillerde ne kadar müttefik gözükseler de Ukrayna ile Polonya arasında da çıkıyor. Şu nükleer konusuna da tabii kısaca değinelim. Rusya'nın nükleer silah kullanma doktrininde iki tane şart var. Birincisi kendisine yönelik bir nükleer saldırı olması, kendisine veya müttefiklerine, askeri müttefiklerine yönelik bir saldırı olması durumunda kullanılabilir. İkincisi de kendi ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine kasteden çok ciddi bir tehdidin ortaya çıkmasında. Bugünkü şartlarda ki bunu Rus devlet yani Putin'den en üst düzey yetkililere kadar da ifade ediyorlar. Yani bugünkü şartlarda Rusya'nın bir nükleer silah kullanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil.